Kendine avcı, kurbanlarına ise av diyordu. Yedinci cinayette yakayı ele verdi. Yakalanmasam yine cinayet işleyecektim diyen seri katilin ifadesi kan dondurdu. Cinayeti neden işliyorsun? Av olarak mı gördün onları? Kırmızı bisikletli seri katil yakalandı. Tamam biz abi. Kapat. Yedinci ve son cinayetini 5 gün önce Kayseri'de işledi. Cinayeti neden işliyorsun? Yakalanmasaydım cinayetlere devam edecektim dedi. Adı Hamdi Kayapınar. Kurbanlarına av, kendine avcı diyordu. Ne yaptınız? Av olarak mı gördün onları? İlk cinayetini 14 yaşında kardeşini öldürerek işledi. Yani av hazırlığını yaptın, ava çıktın yani, öyle mi? Evet. Sonrasında 5 cana daha kıydı. Yakalandı, hakim karşısına çıkarıldı. Ama sadece 16 yıl hapis cezası aldı. Onu da geçen yıl tamamlayıp çıktı. Çıkar çıkmaz da gözüne Erenköy mahallesinde bir villada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan emekli uzman çavuş Sami Yılmaz'ı kestirdi. Yılmaz'ın silahını beğenmişti. Cinayeti neden işliyorsun? 5 gün önce kırmızı bisikletle villa önüne gelip güvenlik görevlisini av tüfeğiyle öldürdü, silahını alıp kaçtı. Polis güvenlik görevlisinin katilinin peşine düştü. Çevredeki tüm kameraları tam 950 saatlik görüntüyü izledi. Katilin Yıldırım Beyazıt mahallesine girdiği tespit edildi. Mahalle abluka altına alındı ve katilin daha önce 7 kişiyi öldüren Hamdi Kayapınar olduğu tespit edildi. Polis evine operasyon düzenledi. Evde öldürülen güvenlik görevlisinin silahı, cinayette kullanılan tüfek, maske, eldiven, 83 av tüfeği fişeği ve katilin olay yerine gelip giderken kullandığı kırmızı bisiklet bulundu. Hamdi Kayapınar hemen sorguya alındı. Sorgusunda cinayette güvenlik görevlisinin silahını çok beğendiği için işlediğini itiraf etti. Eğer yakalanmasaydım seri cinayetlere devam edecektim dedi. Seri katil sorgusunun ardından da adliyeye sevk edildi. Ne yaptınız? Av olarak mı gördün onları? Son kurbanının emekli uzman çavuş Sami Yılmaz'ın eşi ise isyan etti. Bu seri katili kim bıraktıysa, bizim suçumuz, günahımız neydi? İki çocuğumu öksüz bıraktı.